Allah vermedikten sonra bir insanın başarıya ulaşması mümkün değil. Hani bugün diyorlar ya, insanın kendini gerçekleştirmesi, kendi potansiyelini, kendi kabiliyetini gerçekleştirmesi lazım. Sen olacaksın, kendini gerçekleştireceksin. Eyvallah. İnsanın bir yere kadar kendini gerçekleştirmesi doğrudur. Ama bir yerden sonra kendini aşması ve müteal olana ulaşması ve onun sayesinde başarıya eriştiğinin farkına varması biraz zor. Yani eskiden müelliflerimiz, kitap yazan alimlerimiz kitaplarının sonunda hep وَمِنَ اللّٰهِ تَوْف۪يكِ başarı Allah'tandır derler. Muvaffakiyet Allah'tandır. Ben onun lütfu sayesinde başarıya ulaştığım bir şey yapmışsam yaptım. Dolayısıyla bugün bizim böyle çok iddialı ben diyen tavrımız tartışmalı. Dolayısıyla biz elbette bize düşen görevi yapacağız ama başarının nusretin Allah'tan geldiğine mutlak surette inanıp ona da yapacağız. Bizim inancımıza göre başarı o. Sefer bizlerdir, zafer Allah'tan. Sefer bizlerdir, zafer Allah'tan. Dolayısıyla gerçekten işte şu anda mahallenin ne bulunduğumuz Sultan Abdülhamid-i Sani Hazretleri bir fert vahid gibi tek başına 33 yıl Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmayı başarmışsa işte bu imanı, Allah'a olan güveni, diplomatik tavrı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığı sayesinde ve istişareye değer veren tavrı sayesinde buna muvaffak olmuştur. İslam dünyasının her yerindeki İslami fikirleriyle öne çıkmış olan ulemayı, meşayihı hemen az aşağıdaki Erzurum tekkesine davet ederek orada misafir eden, onların fikirlerinden istifade eden ve Kuzey Afrika'dan davet ettiği Şeyh Zafir Hazretleri orada şeyh dahil ederek kendisi de Yıldız Sarayı'ndan oraya onun ziyaretine, sohbetine giden Abdülhamid Cennet Mekan Hazretleri asla başarıyı ve zaferi kendinden değil, Allah'tan gelen bir mümin, bir vahdet ki ve elhamdülillah o imanı sayesinde yedi düvenin kendisine ödetmiş olan husumetlerine ve Osmanlı'nın hasta adam ilan edilmiş olmasına rağmen Abdülhamid Han 33 yıl Osmanlı'yı ayakta tuttu ve onu tahttan indirerek iş başına gezen İttihat ve Terakki ailesi Osmanlı coğrafyasını 3-4 yıl içerisinde tarumar etti ve nihayet bir yer haline sokarak Osmanlı coğrafyasını yok ettiler. Beylerbeyi Sarayı'nda kendisini ziyarete gelen paşalara getir bir Osmanlı coğrafyası diyerek sorduğunda ve onlara bir cevap çok manidar. Sizin ittifak ettiğiniz Almanların kaç tane sömürgesi var? Ve onların kuyruğuna takıldınız, gittiniz. Yani birine yar olup öbürlerini bıraktınız, diplomatik yanlışlar yaptığınız şeklindeki gerçekten çok ciddi manada uyarısı Abdülhamid Han'ın o mümin tavrından kaynaklanmaktadır. Ve bundan sonra hayırlı görün. Hakikaten kendisini biliyorsunuz önce Selanik'e sürgüne gönderiyorlar. Sonra da Beylerbeyi Sarayı'nda göz hapsine koyuyorlar ve orada rahmeti rahmana gidiyor. Ama değerli kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. Yani mümin olmak, inanan bir sultan olmak, Osmanlı sultanlarının genel özellikle Abdülhamid Han bunlar arasında çok farklı bir yere sahip. Dolayısıyla bugün burada genç kardeşlerimizle beraber sabah namazını kılmış olmanın ben ayrı bir hayır olduğunu, ayrı bir bereket olduğunu düşünüyorum. O büyük sultanın ruhaniyetinin de aramızda olduğuna inanıyorum. O inşallah bizlerle beraber bizim bu ibadetine şahit olmuştur diye temenni ediyorum. Gerçekten çünkü Abdülhamid Han Cennet Mekan İslam coğrafyasını değil sadece, yani Osmanlı coğrafyasını değil, bütün İslam ülkelerinin
Medine-i Ruhisevi sıfatıyla Osmanlı coğrafyasına tabi olanların dışında ta uzak Asya ülkelerindeki, Endonezya'daki, Malezya'daki, Filipinler'deki Müslümanların dertleriyle geliyor. Güney Afrika'daki Müslümanlara İstanbul'dan üstadlar, hocalar ve maddi yardımlar gönderiyor. Hilafet kurumunu İslam'ın birliği adına çok akıllıca kullanan bir özelliğe sahip. Fransız Entelijans Servisi, Abdülhamid Han Cennet Mekan'ın bu 33 yıllık başarısını merak ediyor. Ve Cidde Konsolosluğu'na bir yazıyla soruyor. Diyorlar ki, Abdülhamid Han'ın 33 yıl hasta kabul edilen bu Osmanlı'yı ayakta tutabilmesinin gerekçeleri neler? İsteder misin diyor. Ve Entelijans Servisi 5-6 ay çalışıyor, belli yerlerde araştırmalar yapıyor ve 3 şey istediyorlar. Abdülhamid Han'ın başarısında 3 şey istediyorlar. 1. Söyleyeyim. Diyorlar ki Abdülhamid Han Cennet Mekan halifelik durumunu, hilafet durumunu çok akıllıca kullanmıştır. Osmanlı'ya bağlı olsun ya da olmasın, bütün Müslümanların reisi olduğunu, bütün Müslümanların lideri olduğunu, onlara yardım göndererek, dertleriyle ilgilenerek göstermiş ve böylece İslam birliğini tesis noktasında çok önemli adımlar atmıştır. Hilafet merkezli İslam birliğini tesis noktasında çok önemli adımlar atmıştır. İkincisi, Abdülhamid Han hac ibadetini çok değerli bir şekilde kullanmıştır. Biliyorsunuz, hacca Surra alayları gönderildi Osmanlı sultanları tarafından. Osmanlı sultanları nizam-ı alemin bozulmaması, devletin başına bir hal gelmemesi için hacca gidemezler, gitmezler, onun yerine kendileri adına hac edecek bir Sürre alayı gönderirler, Sürre emini ve emiri gönderirler ve alayda ulemadan, hurefadan insanlar olur ve onlar buradan hediyelerle, insanlarla, oradaki fukaraya, insanlara ulaşırlar ve buradan gelen o Sürre alayı Mekke'de, Medine'de, diğer ülkelerden gelen insanların giderleriyle önceleri bir araya gelir ve tespite göre Abdülhamid Han bu Sürre alayı vasıtasıyla gönderdiği alimler, ariflerle kendi düşüncelerini gelen acılara dikte ediyor, öğretiliyor ve Hüccac Mekke'den Medine'den dönerken Sultan Abdülhamid Han'ın fikirleriyle ülkelerine dönüyorlar. Ülkelerine dönerken Sultan Abdülhamid Han'ın fikirleri dönüyorlar. Diyorlar, hac yasaklanmalı. Abdülhamid Han'ın başarısı buradaydı. Hac yasaklanmalı ve biliyorsunuz Türkiye'de uzunca bir süre hac muhtelif vesilelerle yasaklandı. Hatta zaman zaman illerden sonra bile kolera diye yasaklanmaya çalışıldı. Çünkü o 2 milyon insanın buluştuğu hac haritasında 2 milyarlık Müslümanların özü ve özeti orada bir gönül birlikleri yaşıyor ve herkes birbirinden haberdar oluyor. Müthiş bir birlik oluşuyor. İkincisi bu diyor. Üçüncüsü şu. Diyor ki Fransız Entelijans Servisi, ülkenin Osmanlı topraklarının köylerine, kasabalarına varıncaya kadar yayılmış bulunan tekaya ve zevayadır Abdülhamid Han'ın yüzünü artan sebeplerden birisi. Çünkü Abdülhamid Han halka talimatlarını ve isteklerini sadaret makamı, sadrazama, oradan meşihat makamına, Şeyhülislam Hazretleri'ne, oradan köylere, kasabalara ulaşan tekke ve camiyelere ulaştırıyor. Böylece bütün halkın kendisinin siyasi fikirleri ve düşünceleriyle dolu dolu olmasını sağlıyordu. Tersten halkın şikayet ve taleplerine yine Abdülhamid Han tekke ve dergâhtaki şeyhlerin ve müridanın vasıtasıyla
sadaret makamına, cihat makamına, oradan da kendisine ulaşmasını sağlıyor. Böylece devletin gidişatı hakkında da rapor ve bilgi alıyor. Dolayısıyla tekke ve zaviyeler de kapatılmalıdır. Ortadan kapatılmalıdır. Yine ki böyle olmuştur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yani Fransız İntelijans Servisi Abdülhamit Han cennet mekanı başarısının bu üç temelde olduğunu görüyor. Bu üç temel şey, başkaları da vardır ama bu üç temel şey hilafetin iyi kullanılması, haccın diplomatik olarak değerlendirilmesi, tekke ve dergahların mevcudiyeti, elbette ki ibadet hayatı, ulema ve onların mevcudiyeti ve halkın uyanıklığı, elbette bunların hepsi çok önemli ama Abdülhamit Han bunları çok iyi kullanarak bu ülkeyi 33 yıl başarıyla yönetmiş bir cihan sultanıdır. Kızıl Sultan değil, Ulu Hakan. Ulu Hakan, birilerinin zannettiği gibi Kızıl Sultan haşa asla değil. Dolayısıyla biz bugün onun camisinde sabah namazında genç kardeşlerimizle beraber buluşarak tekrar zaman döneminde Abdülhamit Han cennet mekanına buluştuk. Nasıl haçta zaman döneminde Hazreti Adem'le, Hazreti İbrahim'le, Hazreti Peygamber'le buluşuyorsa insanlar, biz de bugün Abdülhamit Han'ın cami içerisinde Yıldız Hamidi Camii'nde inşallah Abdülhamit Han cennet mekanının ruhaniyetiyle, ecdadın ruhaniyetiyle genç kardeşlerimizle birlikte ibadet coşkusunu yaşayarak buluştuk. Cenab-ı Hak'ta hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala kulluğumuzu daim eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel afibetü lilmuttakin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أي yerlerin göklerin sahibi mevcudatın ve mükevvenatın yegane halibi İstediğini istediğine veren, istediği zaman almak kudretinin sahibi olan Yüce Mevla. Her türlü hamd, sena, dua, niyaz, iltica katınadır. Biz dualarımızı, niyazlarımızı katına arz ediyoruz, makbul ediyoruz. Alemler rahmet, Allah-u Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sabahın seher vaktinde genç kardeşlerimizle ve aziz cemaatimizle birlikte Hamidiye Camii'nde buluştuk. Bu buluşmamızı rızana muvaffak eyle. Kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Yasin-i Şerifleri, tesbihatımızı, vaaz-ı nasihatimizi dergah izzetinde makbul eyle. Hasunan Hücud ve Subat-ı Emelen Rizal, Kulasayı Mevcudat, Peygamberimiz Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhunu hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ın cümlemizden, cümle geçmişlerimizden ve aziz cemaatimizin geçmişlerinden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen Rahman'sın, Rahim'sin, Kerim'sin. Biz senin rahmetine, merhametine, keremine sığınıyoruz. Lütfunu, inayetini esirgeme bizlerden. Ya Rabbi Alemin, bugün burada bizlerle beraber bu namaza katılan genç kardeşlerimizi, Kitab-ı Kerim'de altlarına aldığın genç İbrahim, genç Yusuf, genç İsmail gibi olmalarını ihsan eyle Rabbi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in etrafında bulunan genç Ali, genç Musab, genç Muaz ve diğer genç sahabiler gibi olmalarını ihsan eyle ya Rabbi. Hanım kardeşlerimizi de Kitab-ı Kerim'de adını aldığın Meryem Aleyhisselam gibi, Safure gibi olmalarını, Efendimiz etrafındaki genç Fatıma, genç Ayşe radıyallahu anh'a gibi olmalarını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, gençlerimizin zihinlerine açıklık, gönüllerine gelişlik,
ve derslerinde başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, genç yavrularımızı sen anne babaların ümidi ve milletimizin geleceği eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, onları milletimiz ve anne babalar için göz aydınlığı kıl ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bizleri her türlü fitnelerden, musibetlerden, sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbi. Evlat duyarımızı, çoluk çocuğumuzu kıyamete kadar imanla, İslam'la, Kur'an'la haydar eyle ya Rabbi. Nazarlarıyla, bayraklarıyla, tekbirleriyle, tabikleriyle şu güzel durumumuzda yaşamayı ehli imana nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, girdiğimiz her yere sırt ve sadakatle girdiğimizi, çıktığımız her yerden sadakatle döndür bizi, kolaylaştır dünya işimizi, genişlet işimizin darlıklarını, kolaylaştır işimizin zorluklarını. Ya Rabbi bizleri her türlü hayra, anahtar ve şerre kilit eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.